Kıymetli Üsküdarlı kardeşlerim, Üsküdar'ımızın 33 mahallesinden bir tanesi olan Güzeltepe'deyiz. Güzeltepe'nin de en güzel ada parselindeyiz. 879 ada, 74 parseldeyiz. Tam 56 bin metrekare. Evet, 56 bin metrekare olan bu parselin üst kısmında, binamızın olduğu yerde, Üsküdar'ımızın en kaliteli firmalarından biri olan Altunlar Yapı İnşaat proje alanı diye çalışmalar yapıyor. Tam 1,5 yıl oldu. Epey bir yol kat ettik. Ama gelin görün ki 56 bin metrekarede planlar gereği bazı bina sahibi kardeşlerimiz kentsel dönüşüme karşı, kentsel dönüşümün yapılmaması için elinden geleni yapıyorlar. Sokakları görüyorsunuz değil mi? Bu cadde sadece Mustafa Kemal Paşa sokağı var. 4 tane sokak yok. Niye yok? Çünkü bu planlar 3/2 çoğunluğa göre yapılmış. Çok öncesinden. Yeni yönetimden talebimiz ne? Yeni yönetimden talebimiz şu. Bu sokak yollarına göre parsellerimizi ifraz edersek kentsel dönüşümün önünü açmış oluruz. Yoksa kim taş yapacak? İnanın 56 sene geçse yapamaz. Kentaş'a zaten havlu attı. En doğrusunu yaptı. Neden? Biz %40 veririz dediler. Vatandaşa şunu söylüyorlar. Biz ne devleti ne kamuyu zarara uğratmayız. Şu andaki maliyetlerle birlikte biz %40 veririz size. Siz de başınızın çaresine bakın. Evet. Kentaş'a bunu söylüyor. Üsküdar Belediye Başkanlığı bunu söylüyor. Biz ne yapacağız? Biz de başımızın çaresine bakacağız. Üsküdar halkı olarak, Güzeltepe halkı olarak sizlere dilekçe örnekleri hazırladık. Çok kapsamlı olan bu dilekçe örneklerini binler, on binler belediyemize verirseniz resmi olarak, emin olun 2 ay, 3 ay içinde bu parseller ifraz olur. Ve burada vatandaşın 809 metrekare arsası var. 56 bin metrekareye neden mahkum olsun? 10 yıldır anlatıyorum. 10 yılın sonunda geldiğimiz nokta aynen benim noktam. Peki 10 yılı niye kaybettik? Deprem kapıda bekliyor. Çözüm bizde kardeşlerim. Biz gideceğiz, çözüme kavuşacağız. Çünkü buraya yüzlerce önemli firmaların gelmesi lazım veya 3-5 tane kardeşimiz bir araya gelecek, kentsel dönüşümü gerçekleştirecek. Başka çaresi yok bu işin. Bu işin başka kurtuluşu yok.